Merhaba sevgili tahminleri takipçileri. CES 2024 etkinliği bugün bitti. Ben de size o etkinlikte neler var neler yok onlardan bahsedeceğim ama bu bir tüketici elektroniği etkinliği. Bizden de birçok firma vardı. Mesela TOG, yeni TOG orada tanıtıldı. Bir teknoloji fuarı. Burada size 5 tane ürün seçtim arkadaşlar. Gerçekten ilginç olduğunu düşündüm ve belki ileride ihtiyacınızı görebilecek ya da hayatımızı şekillendirebileceğini düşündüğüm ürünleri listeledim. Bir de bana sorarsanız çok fazla dolandırıcı firma vardı. Özellikle AI dolandırıcılar. Ya mesela bir tane grill yapmışlar. Mangal içine et koyuyorsun. Adı işte AI grill filan. Yani bu işin AI'ı neresi onu anlamıyorum yani. Hani içine et koyuyorsun. Piştiği zaman veriyorsun. Hani ya bu zaten yıllardır olan bir şey. Yani her şeye bir AI takısı takıp fiyatını yükseltmişler. Bu arada düşün $500. Böyle ürünlerden bahsetmeyeceğim. Bu bir tane örnek olsun. Gerçekten böyle hani aa evet ya keşke olsa diyebileceğiz. Yani işinize yarayabilecek ürünleri seçtim. Birincisi The Rabbit. Gerçekten çok enteresan bir ürün. Bir yapay zeka ürünü. Belki de bugüne kadar çıkmış ilk tam anlamıyla yapay zeka asistanı diyebiliriz. Yani en azından hep yazılım duyuyoruz biz ChatGPT gibi ama bu bir cihaz ve çok tatlı da bir tasarım yapmışlar açıkçası. Küçükçe bir ekranı var. Kare tasarıma sahip bir cihaz. Bu tabii bir asistan. İstediğiniz şeyi sorabiliyorsunuz. Bir şeyler programlayabiliyorsunuz. İşte şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır. İşte kendinizi programlayabiliyorsunuz. Gününüzü, haftanızı, yani takviminizi programlayabiliyorsunuz. Aslında ChatGPT'nin makine versiyonu gibi düşünebiliriz. Onlar biraz biz farklıyız diyorlar. Yani şey anlamadım. Bazı şeyleri öğretebiliyor musunuz? Atıyorum yani Photoshop kullanmayı öğretebilirsiniz falan gibi şeyler var. Yani nasıl yani falan oluyorsun. Onlar işte biraz gelecekte fiyatının da $200 olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok enteresan bir ürün. Böyle asistanlar belki ileride gerçekten hayatımıza girebilir. Ben birçok konuda ChatGPT ve Google'un bardını kullanıyorum. Bunun cebimde olması bir anda iletişime geçebiliyor olmam. Ya şu biraz da korkutuyor beni. ChatGPT'nin sesli versiyonunu dinlediyseniz bayağı gerçekçi bir hanımefendiyle konuşuyor gibisin. Bu da eğer öyleyse, o gerçekçilik varsa ve istediğini her an konuşup elinin altında böyle sohbet edebildiğin bir şey olsa bile etkileyici olabilir. Yani insanların bence ileride hayatını değiştirecek teknoloji yapay zeka ama bu tarz tool'larla değişeceğini düşünüyorum ben özellikle. Herkesin kullanabileceği ürünlerle. O yüzden The Rabbit R1'i önemsiyorum arkadaşlar. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. Bir diğer ürün de çok dikkatimi çekti çünkü ben bundan çok müzdarip oldum arkadaşlar. The Ruchi diye okuyabilirim belki. Bu bir akıllı horlama önleyici yastık arkadaşlar. Bunu size bir faydası yok eğer horluyorsanız ama yanınızda kişi için çok önemli. Benim yani üniversitede arkadaşım, oda arkadaşım bir ara horluyordu ve gerçekten zulüm. Horladığı zaman şöyle yapıyordu mesela, susuyordu bir anda. Sonra bir 3-5 dakika zamanın var. Uyudun, uyumadın, tekrar horlamaya başlıyor. Bu yastık horlamayı %89 oranında azaltıyormuş. Horlayan kişiye veriyorsunuz artık yastığı oluyor. Horlamaya başladığı zaman da böyle uyarıyormuş, titreşimler vesaire gönderip kişiyi horlamaya başladığı anda rahatsız edip horlamasını %89 oranında engelliyormuş. Bu bence harika bir özel çünkü eşinin yani yatak partnerinin, oda partnerinin horlamasına şikayetçi çok insan var. Belki bu tarz ürünler piyasaya girerse, yaygınlaşırsa ihtiyacınızı görür diye düşünüyorum. Bir diğer ürün de LG'nin OLED TV'siydi ama transparan. Çünkü transparan TV'ler daha önce de tanıtıldı ama burada gerçekten LG farklı bir şey yapmış. Televizyonu kapattığınızda kullanmadığınız yani 3 boyutlu bir moda alabiliyorsunuz ve odanın ortasında gerçekten bir akvaryum varmış gibi ya da 3 boyutlu nesneler varmış gibi görünebiliyor. Çünkü akvaryum hani transparan bir şeydir ama içinden işte balıklar geçer filan. O efekti gerçekten çok gerçekçi vermiş. Beni çok etkiledi. Yani transparan TV'ler hayatımıza girmedi. Ben gireceğini de çok zannetmiyorum. Hani çok ihtiyaç değil. Sonuçta duvarın önünde duran bir şey. Duvarı görsem ne olacak? Yani. Ama işte otellerde vesaire kullanım alanları aslında geniş. Oralarda dikkat çekici, etkileyici ürünler olabilir. Ben bunun teknolojisinden çok etkilendiğim için sizinle paylaşmak istedim. Amazfit bayağı bildiğimiz bir firma. Akıllı saatleri ve bileklikleri olan bir firma. Bu konuda bir geliştirme yapmışlar. Yüzük çıkarmışlar arkadaşlar. Bilmiyorum yüzükler yaygınlaşır mı ama yüzük kullanan... Oğlum ne yapıyorsun? Yüzük kullanan da çok insan var. Bazen saatten rahatsız olan insanlar da var. Bunu da biliyorum. Belki bir alternatif olabilir. Yüzük şeklinde takıyorsunuz. Yine saat gibi sizi takip edebiliyor. Spor aktivitelerinizi vesaire yönetebiliyorsunuz. Kalp atışı vesaire. Oksijen yoğunluğu gibi verileri parmağınızdan alabiliyor. O da enteresan geldi bana. Bir alternatif teknoloji olarak yüzüklerle belki hayatımıza girer. Bilmiyorum. Moda kısmının nasıl olur? Herkes alır takar mı ama açıkçası çok da küçük bir ürün dikkatimi çekti. Bir de Samsung'dan enteresan bir ürün vardı. Samsung geçtiğimiz yıllarda böyle bir ürün tanıtmışlar. Bunu geliştirmişler. Bali. İsmi Bali
adında bir robot. Yine tabii ki yapay zeka destekli vesaire. Bu robot şöyle arkadaşlar, bir ev robotu ve çok küçük, gerçekten küçük bir top şeklinde tasarlamışlar. Güzel bir tarafı var. Üzerine bir projeksiyon cihazı koymuşlar. Dolayısıyla aslında bir ekran olarak da kullanabiliyorsunuz. Yine mesela şöyle bir özellik eklemişler. Üzerine infrared sensör de koymuşlar. Verici koymuşlar. Böylece mesela evinizde klima var ama akıllı değil. Klimayı aç dediğin zaman gidiyor. Klimanın kumandasıymış gibi davranıp ona sinyal gönderip klimayı açıp kapatabiliyor ya da ayarlamaları yapabiliyor. Evinizle ilgili birçok her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla akıllı olmayan cihazları da bu şekilde kumandalıysa ayarlayabiliyorsunuz. Onun işte ışıkları vesaire kontrol etmek, kediyi takip etmek, hayvanları kontrol etmek. Evin içinde gezdirebiliyorsunuz. Kamerası var. Evin içinde gezen bir kameranız da olmuş oluyor. Bu da güzel bir şey. Böyle bir cihaz akıllı asistan gibi de çalışabiliyor. İşte spor yapacaksın. Hemen saatinden açıyorsun. Hemen ekrana yansıtıyor antrenörünü. Karşısında spor yapıyorsun gibi görseller koymuşlar. Bayağı yaratıcı alanlarda kullanılabilir. Ben hala bu robotların hazır olduğunu düşünmüyorum evde ama olacaksa da böyle küçük robotların ben evde olacağını düşünüyorum. Yani insanların hangi sorunlarını çözecekler, ne kadar konfor sağlayacaklar bilmiyoruz. Şu anda da zaten piyasaya çıkacak mı çıkmayacak mı belli değil. Çıkarsa alırım, gerçekten etkileyici bir ürün. Bu tarz ürünler vardı arkadaşlar. CS'i nasıl buldunuz? Sizi böyle etkileyen bir ürün olduysa aşağıya yazın. Beni etkileyen ürünler ya da gerçekçi bulduğum ürünler bunlardı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. Hoşçakalın.